Johann Wolfgang von Goethe. Doğum tarihi 28 Ağustos 1749. Ölüm tarihi 22 Mart 1832. Alman hezarfen, edebiyatçı, siyasetçi, ressam ve doğa bilimci. Aynı zamanda çeşitli doğa bilimleri alanlarında çalışmalar yapmış ve yayınlar çıkarmıştır. 1776 yılından itibaren Weimar Dukalığı'nın bakanı olarak çeşitli idari ve siyasi görevlerde bulunmuştur. Goethe, şiir, drama, hikaye, otobiyografik, estetik, sanat ve edebiyat teorisi, ayrıca doğa bilimleri olmak üzere birçok esere imza atmıştır. Bununla birlikte zengin bir içeriğe sahip olan mektup çeşidi önemli ebedi eserlerindendir. Fırtına ve Coşku döneminin en önemli öncüsü ve temsilcisi olmuştur. 1774 yılında Genç Werther'in Acıları adlı eseriyle bütün Avrupa'da ün yapmıştır. Daha sonra 1790 yılından itibaren Friedrich Schiller ile birlikte ortak ve dönüşümlü bir şekilde içeriksel ve biçimsel olarak antik kültür anlayışı üzerinde yoğunlaşarak Weimar klasiğinin en önemli temsilcisi olmuştur. Goethe aynı zamanda yurt dışında da Alman edebiyatının temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Değeri ölümünden sonra azalmaya başladığı sıralarda Goethe 1871 yılından itibaren Alman ulusal kimliğiyle Alman kraliyetinde taçlandırılmıştır. Sadece eserlerine yönelik değil, aynı zamanda örnek alınacak yaşantısına yönelik de bir hayranlık oluşmuştur. Goethe bugüne kadar en önemli Alman edebiyatçı olarak kabul edilmiş, eserleri ise dünya edebiyatı zirvesinde yerini almıştır. Johann Wolfgang von Goethe, 28 Ağustos 1749 tarihinde Frankfurt Grober Hirschgraben Caddesi'ndeki bugünkü Goethe evinde dünyaya gelmiştir. Babası Johann Gaspar Goethe bir hukukçu olmasına rağmen mesleğini icra etmemiş, fakat oğluna da maddi sıkıntı çekmeden bir hayat sağlayan imkanlarıyla yaşamını sürdürmüştür. Araştırmacı ve geniş bilgiyle donatılmış bir kişiliğe sahip olan Gaspar, bununla birlikte aile içi problemlerle de yılmadan savaşacak kadar güçlü ve azimliydi. Textor soyadı ile doğmuş olan Goethe'nin annesi Katharina Elizabeth Goethe ise Frankfurt'un varlıklı ve tanınmış ailelerinden birindendir. Hoş sohbetli ve hayat dolu olan Katharina Elizabeth, 38 yaşındaki hukukçu Goethe ile hayatlarını birleştirmiştir. Johann Wolfgang'den sonra 4 çocuk daha dünyaya getirmiştir. Fakat bunlardan sadece Goethe'den biraz daha genç olan kardeşi Cornelia hayatta kalmıştır. Goethe ile kız kardeşi arasında sağlam bir güven ilişkisi oluşmuştur. Goethe, babasından edindiği disiplin, ciddiyet ve akıl unsurunu, annesinden edindiği hayal gücü, anlatma zevki ve duygu unsurunu geliştirme fırsatı bularak dengeli bir bütünlükten henüz çocukluktayken nasibini almıştır. 1756'dan 1758 yılına kadar bir devlet okulunda öğrenim görmüştür. Aydınlıkçı ve modern görüşleri olan Johann Gaspar, oğluna özel öğretmenlerin ışığında ve kendi yol göstericiliği doğrultusunda küçük yaşlardan itibaren oldukça iyi ve kapsamlı bir eğitim imkanı sağlamıştı. Goethe'nin çalışma takviminde Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Latince, Yunanca gibi dil öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel konular, din ve çizim gibi alanlar da yer almıştır. Ayrıca cello ve piyano çalmayı, biniciliği, eskrimi ve dans etmeyi öğrenmiştir. Onu özellikle görsel sanatlara yakınlaştıran olay 7 yıl savaşları olmuştur. Avusturya, Fransa Birliği'nin Frankfurt'u işgal etmesinden hemen sonra Goethe'lerin evi karargah binası yapılmıştır ve küçük Goethe güzel sanatlara düşkün komutanlar sayesinde Fransa sanatıyla tanışma fırsatı bulmuştur. Edebiyatla erken yaşta ilgilenmeye başlaması, annesinin gece anlattığı hikayeler ve neşeli bir Luther Protestan aileden aldığı İncil derslerinden ileri gelmiştir. Goethe evde çok okuduğu için babası ona yaklaşık 2000 ciltten oluşan bir kitaplık oluşturmuştur. Böylece Goethe daha çocuklukta Doktor Faust'un farklı hikayelerini öğrenme imkanı bulmuştur.
Goethe babasının yönlendirmesiyle 1765 yılı ilkbahar aylarında Leipzig'te hukuk öğrenimine başlamıştır. İlk önceleri toplumda yerini alabilmesi için kılık kıyafet ve görgü kuralları konusunda şık yaşam tarzına ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Çok geçmeden zorunlu öğrenimini ihmal etmeye başlamıştır. Her ne kadar öğrencilerinin şiirsel denemeleri üzerinde çok durmasa da Hristiyan Fürst'te Gottgelert'in derslerine katılmayı tercih etmiştir. Daha Frankfurt'tayken çizim derslerini devam ettirdiği dönemlerde antik sanat anlayışı ile yakınlaşmasına vesile olan ressam Edin Friedrich ile burada Leipzig'te bizzat tanışması hayatındaki önemli karşılaşmalardan biri olmuştur. O eser buna ilişkin olarak sanat anlayışı ve kabiliyeti konusunda Goethe'yi teşvik etmiştir ve Goethe bir bakır ustasının yanında oymacılık ve gravür tekniklerini öğrenme imkanı bulmuştur. 16-17 yaşlarında olan Goethe, aynı zamanda ailesinden uzakta özgürlüğün tadını çıkarmıştır. Tiyatro gösterilerine ileriki zamanlarda bir edebiyat klasiği haline gelecek olan ünlü draması Faust'un birinci bölümü için kendisine esin kaynağı olacak Auerbach lokantasında arkadaşlarıyla akşamları vakit geçirmiştir. Goethe ilk aşk macerasını Leipzig günlerinde yaşamıştır. Fakat bir zanaatkar kızı olan Käthchen Schönkopf ile yaşadığı aşk 2 yıl sonra iki tarafın da rızası ile sona ermiştir. Yaşadığı bu duygusal karışıklık Goethe'nin yazı stilini etkilemiştir. Daha önceleri ise Rokoko kültürünün etkisi altında şiirler yazmıştır. Bu yüzden şiirleri üslup bakımından daha özgür ve daha coşkulu olmuştur. Fakat gerçek duygularla Rokoko kültürünü her şeyi hafife alan üslubunu bütünleştirememiş ve Leipzig'i sevememiştir. 1768 yılı Haziran ayında ağır şekilde hastalanan Goethe, eğitimini yazın daha rahat ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmek için 1770'te Frankfurt'a geri dönmüştür. Annesi ve kız kardeşinin bakıcılığında sağlığı iyiye gitmeye başlarken, aynı yıl şiirlerinin bir araya getirildiği Annette adlı ilk şiir kitabını yayınlamıştır. Bu olaydan sonra Goethe'nin yaşamış olduğu bir sürü anılar var ama videonun fazla uzun olması gereğiyle kısalttım. Ölümü ve eserlerine direkt geçiş yaptım. Tamamen okumak isterseniz aşağıdaki kaynakça bölümünden bulabilirsiniz. Goethe 1823 yılında kalp zarı iltihabı hastalığına yakalanmıştır ve 22 Mart 1832'de hayata veda etmiştir. Son sözlerinin daha fazla ışık ifadesi olduğu tartışmaya açık kalmıştır. Bu ifade söz konusu dakikada ölüm yatağındayken Goethe'nin yanında olmayan doktoru Karl Vogel'e ulaştırılmıştır. Goethe 26 Mart'ta Weimar mezarlığında toprağa verilmiştir.